Canlı yayın Son Nokta'dan mutlu günler sevgili izleyiciler ve gündemi takip eden program Son Nokta. Yine iki değerli konuğunu stüdyoda şu anda ağırlıyor. Evet, Suriye'de devam eden iç savaş 3,5 yılı geride bıraktı ve 4. yılda tüm şiddetiyle savaş devam ediyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre şu ana kadar 3,5 yıl içerisinde 300 bin insanın hayatını kaybetti. 300 bin insanın kaybolduğu, 250 bin kişinin cezaevlerinde halen tutulduğu şeklinde Birleşmiş Milletler'in raporu var. Ve Suriye'de tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ortalama günde 60 ile 100 arasında kişi hayatını kaybediyor. Peki bu Suriye Savaşı'nda, Suriye'de 3,5 yılı geride bırakılan savaşta Türkmenlerin rolü nedir? Türkmenler neler yapıyor? Türkmenler hangi bölgede etkili ve Türkmenler nasıl mücadele veriyor Suriye'de? Bunu iki değerli konuğumuzla konuşacağız. Evet, birinci konuğumuz Suriye Türkmenleri Tugaylar Eski Komutanı Sayın Muhtasır Çavuş. Hoş geldiniz diyoruz kendisine. Hoş ve bulduk. İkinci konuğumuz Ali Beşir. O da Halep Türkmenleri Eski Askeri Meclis Başkanı. Siz de hoş geldiniz Ali Bey. Sağ olun. Evet, iki değerli konuğumuzla önce Türkmenlerin şu anda Suriye'de hangi noktada olduğu biraz önce söylemiştim. Ve Türkmenlerin savaşta hangi etkin rol oynadığını soracağız. Ve en önemli nokta, asıl en önemli nokta Oda TV'de Türkmenlerle ilgili bir dergi, bir yazı dizisi yayınlandı. O yazı dizisinde iddiaya göre Türkmenlerin işte kendilerine yapılan yardımları farklı şekilde değerlendirdiği yolunda bazı haberler çıktı. Ancak tamamen iddiaya dayalı ve tamamen hayal mahsulü olan bir haberle ilgili de kendilerinin görüşünü alacağız. Bunu Oda TV'de kim bu şekilde yayınlanmasını sağladı? Bu iş nasıl oldu? Türkmenleri neden kendi işlerinde bu denli kavgaya sürükleyen sebepler nedir? Bunu da konuşacağız kendileriyle. Efendim, önce sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali Beşir, Halep'tenim. Eski Halep Askeri Meclisi Başkanıyım. Muhtasır Çavuş. Benim adım Tu General Muhtasır Çavuş. Tuman Komutanı 1. Fethi. 1. Fethi Muhtasır Çavuş, General Muhtasır Çavuş. Eski Türkmen, Halep Türkmen Tümen Komutanı. Evet, orada Tugaylar Komutanı. Tugaylar Komutanı. Ali Bey, yani şu anda nedir oradaki durum? Şu anda önce Türkmenlerin 3,5 yıllık bu iç savaştaki durumuna geçmeden önce, yani Suriye'de şu anda ne oluyor? Efendim, Suriye'de biliyorsunuz 4 seneye yaklaştı bu savaş olarak. Genelde şu andaki durumlar pek iç açıcı durum değil. Genelde, Suriye'nin genelinde özgür ordu eski büyüklüğünü, eski imkanını kaybetmiş durumdadır maalesef. Ama hala devam ediyor. Devam etmeye, savaşa devam ediyor. Az da olsa, eski imkanlara göre az da olsa bir şeyler yapıyor. Evet. Evet. Hemen Tuğgeneral Muntazı Çavuş'a soralım. Ne oluyor Suriye'de? Nasıl görüyor Suriye'deki durumu şu an? Eşham seyir bu Suriye, eşil vada bir şekilde. Taban bi Suriye, Bismillahirrahmanirrahim evvelen. Ya eyyühellezine amenu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Şimdi başlangıçta diyor bir ayetle başlıyor. Ey insanlar diyor. Eğer bir insan bir fasık, bir yalancı insan bir haberle gelirse diyor, onun doğruluğunu inceleyin. Yoksa helege gidersiniz, kötü duruma düşersiniz diyor. Ayet-i Kur'an'ın şeyini şeydir kısaca. أنا بالنسبة لي انشقيت عن النظام. Ben rejimden ayrıldım diyor. Sari bsar baki الشعب العربي السوري. Diğer Suriye insanları gibi diyor. Ben de rejimden ayrıldım. والقومية التركمانية أو الشعب التركماني في سوريا هو أول من قام بالثورة. Yani Türkmenler ilk ayaklanmada beraberdi rejime karşı, zalime karşı, zulme karşı. ويتوزع على مناطق القطر العربي السوري بشكل كامل. Türkmenler Suriye'nin tüm bölgelerinde bulunmaktadır diyor. التجمع الأكبر في حلب وريفها. En büyük bulunduğu yerler Halep ve kırsal kesiminde Türkmenlerin bulunduğu yer. ويوجد في مدينة حمص. Türkmen yani في مدينة حمص. Humus'ta var Türkmen. في لازقية جبل تركمان. Lazkiye'de. Tartus. Tartus. في دمشق. Şam. ومنطقة الجولان بشكل كامل وحاليا حرروا قسم كبير من مناطق الجولان. وشو anda bütün bu bölgelerde şeyimiz zalime karşı, rejime karşı savaşımız devam ediyor Türkmenlerin diyor. ومنذ قيام الثورة. Bu ayaklanma kalktığından beri. المقاتلين التركمان.
Türkmen savaşçılar. Ma aşikâhum el Arab vel Akrad. Araplarla Kürtlerle yan yana. Harrarna lehne el manatik el muazzam el manatik el Türkmeniye min el nizam. Bir sürü bölgeleri, birçok bölgeleri elimize geçirdik diyor. Yani muazzam el kura el Türkmeniye ve ahya el Türkmen fi medinet Halep. Yani Halep ve kırsal kesimde Türkmenlerin hep bölgelerini ele almıştık, ele geçirmiştik. Hakimiyet sağlamıştık. Ve harrarna adet manatik askeriye lel nizam. Kana yakba biha nizam. Bazı askeri bölgeleri de ele geçirdik. Ve ganimna minha. Ve onlardan ganimet aldık. Minha el esliha ve zekhair. Yani silah cephana ganimeti ele geçirdik. Ellezi nukatil biha lan. Ve o elimize geçirdiğimiz malzemeyle, silahla kendilerinden savaşa devam ediyoruz. Türkmenler şu anda bu Suriye'de hangi bölgede daha etkili konumda? Yani Türkmen ey mantıka ilun tesiri kibir fil vaktel hali. Daha güçlü konumda yani. Tesiri ekber haliyen fi mantıkta Jolan yani. Jolan'da daha etkililer. Ve haliyen ve fi rif Halep, Halep ve rife takriben. Halep ve bazı kırsal kesimlerde. Ve fi cebeli Türkmen bil Laskiye. Aynı zamanda Türkmen dağında, Laskiye'nin Türkmen dağında. Peki savaşan muhalifler niye bir araya gelemiyor Ali Bey? Yani hep parça bölük böyle. Yani el-Ceyş-ül Hür leş bir şekil am el-Mücahidin leş ma'am bi'cu bi am kevnu vahdi ve bihal. Yani yüz parçalı bir muhalif, yüz yani parçalı. Yani leş mutadabi'in, mutevazi'in ala yani cihatillerde. Bu zaferi getirir mi böyle bir şey? Yani hel nencah bihel tefrika mevcuda haliyen. Hala haliyen ba'd kıyam es-sevra sar fi dugutat devliye ala Suriye. Yani bu ayaklanmadan sonra, bu Suriye'nin zalime karşı, rejime karşı ayaklandıktan sonra uluslararası baskılar oldu. Ve lillesef men kâme bis-sevra yani leysa d-dubbat fakat ev leysa l-askeriyin fakat fi kısım kabir minel medeniyin musakafiyin ev gayr musakafiyin. Yani bu zaten bu ayaklanmaya rejime karşı ayaklanmaya özgür oldum. İlk kalkış çoğu sivildir ve genelde kültür seviyesi çok yüksek olmayan insanların eliyle وبعض وبعض كتائب بعض الكتائب في الداخل بعض taburlar komutanlar içerideki اصبحت لها تموين من عده دول للاسف yani onların ayrı ayrı herkese direkt olarak destek geldiğini. فلذلك صار في انقسام يعني بالثوره بكل مكان. O da ayrı ayrı desteğin ayrı ayrı tuaylara, komutanlara, şeylere gelmesi, taburlara bu bölünmeyi doğurdu. Ve haliyen el-Nuhbe es-Sevriye ve'l-Kadi es-Sevriyin nes'a ila halq ceyş ve yusamma ceyş el-Vatani dımın teratubiyye askeriye ve yekul el-Akh es-Sevri el-Azi kharaj ma'ana lehu dur fi hazel ceyş. Yani şu andaki plan diyor, milli ordu kurmak, birleşmek ve birleştikten sonra güzel yani iyi subaylar, dürüst insanlar olarak bu şeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz ki milli bu ordumuz bu rejime karşı birlik olarak gelsin diye. Yani düzenli bir ordu. Düzenli bir ordu. لأنه لا يمكن أن يتحقق النصر إلا بجيش منظم أكثر من الجيش العصابة الأسدية. Yani savaşı kazanmak için mutlaka disiplinli bir orduya ihtiyacımız var. Rejime karşı savaşabilmek için. İnşallah nasıl cahidin ile hazel. İnşallah bu kuruluşa, bu şeye devam edeceğiz diyor. Evet. Sizin görüşünüz nedir Ali Bey peki şu anda? Yani özellikle Türkmenlerin orada elde ettiği başarı var. İşte hakim olduğu yerler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Askeri Meclisi eski başkan olarak. Şimdi efendim biz Türkmenler gerçekten ilk fedakarlık yapan insanlardan biriyiz. Bütün Hama'da, Humus'ta, Şam'da, Laskiya'da, Tartus'ta, İdlib'de, Halep'te, Rakka vilayetlerinde gerçekten bakarsanız şimdi bunların en büyük, en kayıplar, şehitler Türkmenlerden oldu. İlk şehitler Türkmenler oldu. Eğer duyduysanız mesela Beba Amr'da, Hüllük'te, Hayderiye'de, Halep'te, Beba Amr, Humus'ta, işte Telbise'de, Haldiye'de, Şam'da Hacer-i Esved'de,
işte Laskıya'da, Türkmen Dağı'nda. Bunlar da ilk mücadeleyi veren insanlar, ayaklanmada beraber olduk herkesle, bütün özgür uzunlamada. Belli bir zamanda bir yerlere gelebildik. Gelebildik. Fakat neticede biz de diğer özgür ordunun bir parçası olarak bizde de dağılma oldu. Bazı yerden imkansızlıklar oldu. Bazı bizim liderlerin, işte başkanların, ben de hata yapmış olabilirim. Bir hata da yaptık mutlaka, işlerin çalışan adamın. İşte diğerleri de hata yaptı. Hepimizde belli bir hataları var. Ama yani bu bizim Türkmen davasına ihanet edecek kadar olmadı herkesten. İşte az da olsa, çok da olsa var. Onun için şu anda durumumuz pek de iç açıcı değildir. Durumumuz iç açıcı değil. Türkmen olarak bütün bölgelerde zayıf durumdayız. Mesela bizim daha önce 3000 küsur askerimiz varken şimdi Halep civarında 500 asker ancak bulunabiliyoruz. Yani bütün Halep içinde Türkmen mücahitler olarak, Türkmen özgür ordusu olarak, Türkmen işte tuğaylar şey olarak 500 civarında niye ancak düştü, var. Niye düştü Halep'e? Şimdi efendim tabii IŞİD diye bir bela vardır. O karşısında çok güçlü bir şekilde geldi. Bazı cephanımızı el koydu. Bizim de gücümüz onlara yetmedi. Halep'i söylüyorum. Diğer bölgeler de aynıdır. Gücümüz yetmeyince zayıfladık, dağıldık. Evet, anladım. Maalesef yani zayıf duruma düştük ama şu anda tekrar kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Peki ne kadar Türkmen yaşıyor şu anda? Bu savaşa rağmen ne kadar Türkmen halen yaşıyor Suriye'de efendim? Suriye'nin Türkmenleri bu saydığım bölgelerde Halep, Şam, Humus, Hama, Rakka. Şöyle söyleyeyim Ali Bey, savaştan önce yani normalde Suriye'de kaç milyon Türkmen vardı? Şimdi ne kadar kaldı? 3,5 milyon Türkmen vardır. Şu anda bunların aşağı yukarı bir tam zaten sayı vermek mümkün değildir. Aşağı 150 bin civarında Türkiye'ye gelmiştir bunların durumu. 150 bin yani zaman Türkiye şöyle, Türkiye'de 1,5 milyon Suriyeli'den 150 bin Türkmen. 100-150 bin civarında olması bunlar lazım. Bunlar cün çoğunu Gaziantep bölgesinde. Antep'te var, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da, Urfa'da var, Kilis'te var, Antakya'da var. Ama çoğunluğu Antep'le İstanbul'da Türkmenlerin. Herkes artık ne yapıyor? Mecbur hayatını idame ettirmek için, devam ettirmek için bir işine gücüne bakıyor. Peki Türkmenlerin gerçi Oda TV'de yayınlanan şeyle ilgili, iddia ile ilgili soracağım ama Türkmenlerin kendi arasında bir böyle bölünme var mı? Parçalanma var mı efendim? Var efendim. Var, maalesef var. Yani bizim de işte istemediğimiz bu durum vardır. Şimdi biz Türkmenler genelde teşkilattan, siyasetten, ondan sonra efendim askeriyeden pek ilgimiz yok. Yani daha şeyden önce, ayaklanmadan önce, 4 sene önceye kadar. Bu savaşın içinde hemen teşkilatlanmaya başladık. Hemen siyasetle uğraşmaya, hemen kendi kendimizi toparlamaya başladık. Aynı zamanda biz kendi birbirimizle, bütün Türkmenler genelde Halep'te olsun, diğer birbirimizle çalışmaya alışkın değiliz. Yani bir lider bir türlü yetiştiremiyoruz. Bir insan biraz ilerleyince, biraz çalışınca öbürleri geliyor. Önünü kesmeye çalışıyor. Önünü kesiyor. Maalesef önünü kesiyor. Zaten bu şeyler de, şimdi zaten geleceğiz bu şu yazılar. İddialara geleceğiz. İddialara geleceğiz. Şu anda biz isteriz ki, gönül ister ki hepimiz bir olalım. Askerimiz, siyasetçilerimiz, efendim iyi kötü neyse bir lider tutalım. Onun etrafında sarılıp bir yere ulaşalım. Gönlümüzde yatan budur. Ama maalesef şu bazı insanlar hep yol kesmeye alışıyorlar. Yani işte yazılar, çiziler, Facebook'ta bazı şeylerde işte oldum olası yazmaya çalışıyor. Bu da bize zarar veriyor. Bizim davamıza zarar veriyor. Yani Türkmenler kendi aslında baltayı kendi ayağına vuruyor. Aynen öyledir. Baltayı kendi ayağımıza vuruyoruz. Bindiğimiz dalı biz kesiyoruz. Bu ortamda aslında Türkmenler güçlü olsa belki de Suriye'deki şu anda bile söz sahibi olabilecek noktadaydı. Zaten bir ara gelince bak Türkmen Dağı'nda olsun, Halep'te olsun, Şam'da, Humus'ta olsun zaten ilk 1,5 seneye kadar gerçekten herkes olduğu yerde söz sahibidir. Yani ilk 1,5 yıl problem yoktu. 1,5 yıl kesinlikle problem yoktu. 1,5-2 yıla yakın problem yoktu. Yani
sözümüz vardı. Bütün Özgür Ordu'nun gruplarından, beraber Arap'ından, işte diğer gruplarından, herkesle ilişkimiz iyiydi, sözümüz geçiyordu. Yani, ama sonradan bu dedikodular ortaya çıkınca, tabii bizlerin de hatası var şimdi, onu da şey edelim yani. Çünkü bu işin erbabı değiliz esas. Erbabı olmaya çalışıyoruz. Kendinizi anlatamadınız yani. Yani kendimizi anlatamadık. Birbirimize kendimizi anlatamadık. Aynı zamanda yani hem birbirimize kenetlenemediniz. Kenetlenemedik. Hem kendimizi Türkiye dostunu yeteri kadar anlatamadık. Birbirimizle hep uğraştık. Yani birbirimizle uğraştık. Birbirimizden uğraşmaktan davamıza faydalı olamadık. Evet. Peki şimdi Oda TV'de yayınlanan o Suriye Türkmenleri ile ilgili yazı dizisine gelir isek, şimdi orada bir takım iddialar var. Burada işte Suriye Türkmenleri eski Tugay komutanı Muhtasır Çavuş'un da isminden bahsedilerek kendi ağzından bir takım beyanlar var yanılmıyorsam. Şimdi oradaki iddialara göre işte oraya yapılan yardımların başka yerlere verildiği, hatta iddiaya göre satıldığı şeklinde bir Oda TV'de yayınlanan iddialar var. Nedir bunun içeriği? Bir söyleyebilir mi kendisi? Abi, bunu oraya yaptıran kimler? Yani bu Türkmenleri karıştıran kimler? Hamidul, bir Oda TV entekemen amil mukabele ma'u. Mukabele ma'u. Hel harbatat innu ba'u işteru kada min vera hel şeyle hakku. Min vera hel nukbe li حكوا للجريدة وبين بعضهم بالكتابات. هو للأسف نحن بعد الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية صار في تقريبا يعني انقسام بين العسكر التركمان يعني. يعني bu IŞİD'çiler buraya maalesef bizim Halep bölgesinde yerleştikten sonra bizim Türkmenlerin arasında bölünme oldu diyor. وهذه الصحفية التي حضرت استغلت هذا الانقسام واصبحت تسال كل شخص عن الداخل انا ما بعرف عن الخارج سالت عن الداخل السوري من باع ومن اشترى ومن bu gazeteci hanımefendi de bu zayıflemenin bölümünün farkında oldu, bunu da istismar etmeye çalıştı, bir dizi görüşmeler yaptı. Yani ezadet el belbele vel meşakil beyne türkmen enfusuhum. Yani bizim kendi bölünmemiz, zayıflemiz yetmemiş gibi bu da zaten üzerine tuz ekledi. Daha da fazla karıştırdı. Daha da karışmaya sebep oldu bu. Vali gaya şahsiyi. Bu tabi bu Oda TV'den bahsediyorum. Nakalatil hilaf minet Türkmen enfesuhum ila Türkmen vel hukumet Türkiye. Tabi bu şeyde, bu beyanda diyor, biz aynı zamanda bu Oda TV'de yayınlanan beyanlar kastediyor, hem Türkmen'i birbirine tekrar karşı karşıya getirdi. Hem de bazı beyanlarda Türkiye devletini zor duruma sokmaya çalıştı. Ve nahnu bi dawri yani ana lam atalaqa illa al-musaadat min Türkiye au min al-hukumet Türkiye ve al-muassasat Türkiye ve cem'iyat al-khayriye fi Türkiye ve Suriye lam natalaqa illa al-musaadat al-ighasiye ve al-musaadat al-tibbiye. يعني هو الأمور اللوجستية من تأمين من حرامات من تأمين للمنزل تأمين للنازحين من خيام بهذا الشكل تلقينا نحن مساعدات سعرنا بأي سعر مواطن سوري استلم المساعدات من الخارج. Ben diyor şöyle anlatayım, biz Türkiye devletinden insanlarından ancak diyor insani yardım aldık, insani yardımdan başka bir şey almadık diyor. Bunlar da biz de aynı Suriye'nin diğer insanları gibi, Arapları, Kürtleri, Türkmenleri gibi, biz de Türkmen olarak diğer insanlar gibi yardım aldık. Başka bir şey almadık diyor Suriye'den. Türkiye'den. Yani للأسف Suriye insanlara dağıtmak üzere aldık. Yardım aldık. İstifadet minel hilaf beynel askeriyin ve siyasiyin takriben Türkmen istifadet min hazel hilaf ve benet aleyh kadıyı. Yani bu gazeteci hanımefendi diyor, bu Türkmenlerin askeri ve siyasilerin arasındaki bölünmelerden, anlaşmazlıklardan ve Türkmenlerin askerlerin kendi aralarında bölünmekten istifade ederek, istismar ederek bu dizi yayınları yayınladı diyor.
يعني ولم نعرف هدفها نحن بالاساس لغه يعني اللي سويت معه المقابلات وكانوا لا يملكون اللغه التركيه يعني معظمهم ما بنعرف هدفها بالاساس ومين هي ومنين جاي هذا خطانا يعني يعني benim yanlışlığım diyor bu bayanın ve çalıştığı müessesenin kurumun hedefinin ne olduğunu bilmiyordum diyor. Yani niçin böyle yapıyor? Zaten biz Türkçe bilmiyoruz. Ben o bir iki tane bu beyanatı veren insanlar bilmeyerek bizi bu şekilde beyanlar aldı elimizden diyor. Ve للأسف جعلتنا كوبري لتصعد علينا ومن ثم تحارب لمن تحارب لا نعرف نحن. Yani bizi bir basamak köprü veya basamak olarak kullandı, kullanarak bir yerlere ulaşmaya çalışıyor, birilere zarar vermeye çalışıyor. Peki hani bu iddiaları o Oda TV'ye götüren kişi kim? Yani o söyleyenler kim? Bu içeride bölünmeyi sağlayanlar kim? O insanlar isimler bir isim verebilir mi? Kimler yani? Yani min hadol illi vassal Oda TV ul sahafiye ile cehennem kun. Min şahs mesela. Tahsin Tati. Min vassal kun entu ma Oda TV. Ana arif sahafi ismi Muhammed Kuzbayuk. Ben bilirim bir basın yayıncı Mehmet Gözübüyük. Mehmet Gözübüyük. Ve kan mutercim ana ittasalu fini fi doktor Ahmed Muhli haberni enu fi sahafiye raydi tşufak ve kan mutercim الاخ Semir Alu. Ben de diyor bir gazeteci var senden bir mülakat yapmak istiyor. Gözübüyük Mehmet Gözübüyük Mehmet. Nam. Mehmet Gözübüyük. 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 Al diyor ki Mehmet Gözübey bana telefon etti. Bir sizden bir görüşmek istiyor bu gazeteci. Hanımefendi. Ondan sonra ben gittim oraya diyor bir ofiste. Semir Alev de tercümanlığımı yaptı diyor. Kendi Türk Arapçadan Türkçeye tercüme. Ve havalet fil bahs bil hilaf beyn el Türkmen. Yani havalet el bahs bil bidaye bil hilaf beyn el asker ve beyn el kadı Türkmen. لإيجاد كل شخص يحكي عن الثاني يعني يعني نحن كان الموضوع تركماني تركماني كان الموضوع بالداخل السوري نقلت هذا الموضوع إلى تركماني تركي يعني bizim orada diyor kendisi bizim aramızdaki anlaşmazlığı tartışmayı diyor Türkmenlerin birbirinden arasında olması gereken ve olan ve olması gereken tartışmayı bu şeyleri Türkiye Türkmen arasına daki ilişkiye çevirdi diyor gazeteci. Netice teşkil el jadid lel Türkmen lel asker Türkmen kan fi tahtit li teşkil jadid yani. Hala fi muazzam el qadi li ma tla lun dur fi teşkil jadid sar mumkin li gayat şahsiye au li qahr au li ay mevdu sar yetkellem an el şahs el akhar. Şimdi diyor biz yeni kuruluş var diyor Türkmenler için askeri cihat kuruluşu var Tugay kuruluşları. Bu kuruluş teşkil olunmak istiyor veya olunmak üzeredir. Bu arada kimsenin eline geçmeyen bir yer yurt geçmeyen bir işte liderlik geçmeyen insanlar birbirine çamur atmaya başladı diyor. Koltuk kavgası. Koltuk kavgası. Yani şu anda Türkmenler arasındaki koltuk kavgasından bir anlamda Türkiye ile Türkmenleri karşı karşıya getirmeye aynen çalışıyorlar. Aynen onu demek istiyor. Evet. Muhammed Gözübüyük kim peki bu? Minada kim bu yani Gözübüyük? Muhammed Gözübüyük? Huve sahafi. Ana hakikaten ma şiftel Muhammed Gözübüyük. أنا أجاني تليفون من الأخ الدكتور أحمد محلي ومن الأخ سمير علو أنه في صحفية رايدة تشوفك ده تسألك عن معارك الراعي يعني كان تسألني أساسا معركة الراعي وشو صار معكم بالمعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية أساس diyor bana ben kendi bilmezdim diyor Semir Alo'nun doktor Ahmed Mahli Ahmed Mahli beni çağırdılar de diyor burada bir gazeteci var işte sana şeyin savaşından bahsetmek istiyor. Çoban. Bir fikir almak istiyor. Çoban Bey savaşından, IŞİD'lerinden, Türkmenlerin arasında. Onun için ben SS geldim diyor. Yani lahna hakikaten بعد دخول تنظيم الدولة على Çoban Bey وصار الحاضر الماضي حمل المسؤولية للشخص الآخر. Şimdi Çoban Bey'de biz başarısızlığa uğradıktan sonra diyor herkes birbirine sorumluluğunu atmaya başladı diyor. Bizim suçlu. Suçlu aranıyor. Sen suçlusun, ben suçlu. Böyle bir yani fi mesel bi Suriye, بقول النصر بحققه شخص. النصر يفوز به قائد والخساره بصير يتقاتل الكل عليها. كل واحد يحمل الثاني تصير اتهامات للخساره. Yani başarıyı
bir lider kazanır diyor. Başarıyı bir kişi elde eder kazanır. Ama başarısızlığı bir sürü insan paylaşır. Yani malalim enu Çuban Beyk tu'tabar hayy min ahya Deir ez-Zor ev Rakka ev Menbij ev Jarablus. Yani Çoban Bey dediğimiz diyor bir Deir ez-Zor'un veya Rakka'nın bir mahallesi kadar bir şey diyor. Ve ma kema tedda'i sahafiye مشان موضوع سلاح نحن لو اخذين سلاح ما خسرنا يعني معركة الراعي فنحن لن نتلقى غير المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية. Gazetecinin dediği gibi gerçekten biz miktar büyük miktarda veya silah alsaydık Türkiye'den diyor zaten karşı kor başar şey kazanırdık savaşı kazanırdık zaten diyor. وأنت تعلم أن جبان بيك تبعد أمتار عن الحدود التركية. Çoğun Bey zaten birkaç yüz metre sınırdan uzaktan. Yani ولم تأخذ أي طابع يعني إعلامي أثناء دخول تنظيم الدولة ولكن نرى حاليا كوباني أو عين العرب الدول كلها مجتمعة وكأني سوريا كلها محصورة في كوبان. Yani diyor Çoban Bey alındığında IŞİD'lerin elinde düştüler. Çok büyük yankı uyanmadı Türkiye'de diyor. Biraz konuşuldu ondan sonra bitti diyor. Ama aynı ondan biraz büyük Kobani için diyor. Dünyaya kalktı. Bizim yani Türk meşeleri o kadar yankı yapamadı şeyler. Peki bu gazeteci kendisine götürenler veya o kişiler mesela birkaç isim verdi. Onlar bu tezgahın farkında değil miydi buna götürürken? Onların bilgisi var mıydı bu tür soruların sorulacağından? Yani böyle bir olaydan bilgisi akaduk, var mıymış onların acaba? اللي أخذوك لها الصحفية أنت ما بتعرفها بس هدول ما بيعرفها إنه هذا خطة لضرب بحق التركمان والدولة والله للأسف يعني يعني هدول ما أنت ما بتعرف بس الشباب اللي أخذوك ما بيعرف قد يعرفوا أو ما يعرفوا بس ولكن حقيقة يعني أنا تورطت وخطة عملية خطة لزجي بهذه المقابلة الصحفية. يعني onların bilip bilmediğini tam bilmiyorum diyor ama ben burada beni düşürdüler diyor. Bana tezgah kurdular. Nasıl düşürüyor işte? Tezgah kurdu düşürdüler diyor. Düşürdüler. Ya tezgah kurdu anladım. O aradaki kişiler, o Oda TV'deki kişiyi buna götüren kişiler aslında o tezgahın farkındaydı kendisine göre. Yani hatta kanal televizyon ma alt li Oda TV ou ma alt li ayşi. Alt li lahne min ceridet hurriyat ou kaza. Ha bana diyor hiç Oda TV'yiz demediler diyor. Bir gazeteci. Biz gazeteci dediler diyor. عم بيقول مثلا هدول اللي اخذوك كمان عم يكرر السؤال يعني اللي اخذوك لهنيك انت بتعرف انه هدول وقعوك بالفق؟ حاليا علمت انا بالاول مبالي مقابله عاديه انا مسوي مقابلات على التلفزيونات العربيه معظم التلفزيونات العربيه قناه العربيه الجزيره حلب توداي بس ما كنت متوقع انه اكون بهذا الفخ يعني او ما كنت متوقع انه نروح نحن فرق حسابات بان ديور Bunu bilmiyordum diyor. Arkadaşın bilip bilmediğini tam emin değilim diyor. Hı-hı. Yani bu tezgah vuracakları benim bu şekilde biz Türkmenleri birbirine Türkmenler Türkiye'ye birbirine şey edeceğini karşı karşıya getireceğini. Ama şu anda bildim diyor. Yani şu anda farkına vardım. Şu anda tezgahın farkına vardım. Tezgahın farkına vardım. Öyle sarı adet ittihamat yani sonra nitehim ba'dna bi'd-dakhil. Yani şöyledir. O bütün bu şeyimizde konuşmamızda herkes birbirini suçlamaya başladı işte diyor. Yani Suriye'nin içindeki Türkmenler. Unaduri inu tfaddal mishan dafi an nafsak. Dediler gel kendini savun. Sen gel. Bedat sani al-asila bas walakin ana mutaakkid min kafat al-asila li salatni ha ana jawabta an al-dakhil. Mumkin yiltaqa as-sayyi' bis-sawra wa mumkin yiltaqa as-salih. Ben dedim diyor sorularına karşılığı Suriye'de iyi de var. Suriye'nin içinde Türkmen'de iyi de var, kötü de var diye. وَنَحْنُ لَسْنَا كُلُّنَا أَنْبِيَا Biz hep yani yanılmayan bir insan değiliz, peygamber değiliz, hepimiz de yanılır. نَحْنُ فِينَا جَيِّدْ وَالْوَسَطُ وَالْضَعِيفِ Yani iyimiz de var, ortamız da var, zayıfımız da var. وَمُمْكَنْ أَنْ نُخْطِئْ وَمُمْكَنْ أَنْ نُصِيبْ Yani hepimiz de yanılırız da doğru şeyleri de binebiliriz. Doğru. Ama o bayan gazeteci çarpıttı sözlerini herhalde. Büyük ihtimalle yani, çarpıttı, farklılaştırdı. Hel yani ekid sahafiye harrafet طبعا farklı yöne çarp طبعا حرفت ومعلش سالت بعده اتجاهات وحرفت وسالت البعض الذين لا يملكون الثقافه يعني يوجد من الشباب اناس لا يملكون الثقافه العاديه ممكن شخص يكون مقهور من شيء معين من ظلم معين يتكلم وغير مسؤول هو يتكلم ماذا يريد يعني طبيعي
çarpıttı diyor. Aynı zamanda diyor başka konu için gittim ben. Bu konudan karşı karşıya geldim. İçine girmek zorunda kaldım diyor. Aynı zamanda bu bayanın diyor yani daha fazla mülakat ettiği, röportaj yaptığı insanlar kültürlü insanlar değil diyor genelde. Anladım. Yani ağzından rahatlıkla laf alabilecek evet, insanlar. Öyle. Peki bunu yapanlar, bu tezgahı kullanan ve Oda TV'yi kullanan insanların amacı nedir Ali Bey? Ben size sorayım. Ben, yani. Peki. Nedir bu yani, bu tamam Türkmenler arasında bir huzursuzluk var. Böyle, yani parçalanmış olabilir ama Oda TV'yi kullanan bu insanların amacı nedir? Şimdi şöyledir. Şimdi biz Türkmenler dediğimiz gibi zayıfladık. Zayıflayınca da bölündük maalesef. Küçük küçük şeylere bölündük. Şimdi tabii bir yeni teşkilat kurulmak üzere. Yeni teşkilat kurulmak üzere. Bundan herkes, bu muhalefet, onun zaten ortada bunu Türkmenler konuşan, yazan, çizen 10 kişiyi geçmez genelde. Bunlar bir yere gelmek istiyorlar. Gelemeyince, yani bir koltuk kavgası, liderlik kavgası, gelemeyince işte millet birbirini suçlamaya çalışıyor. Suçlamak için tabii normal bir kanala gitseler, normal bir şeye gitseler bu şekilde suçlamaları kabul etmeyeceğini tahmin ediyorum. Bu fikri, bu bölünmeciliği, birbirinden hasepli, iç hasebi olan kişiler işte Oda TV'ye gitmişler, orada yer bulmuşlar. Hemen Türkmenlerin geleceği için oynamışlar. Hem de aynı zaman Türkiye ve Türkiye'nin kurumlarına zarar verecek şekilde yazı yazmışlar. Onlar da zaten Allah'tan istiyor böyle bir şey. Allah'tan istiyorlar. Onların gayesi o. Yani bu röportajı yapan insanın bence benim görüşüm. Evet. Bunların gayesi, ulaşmak istediği yol bunlardır. Yani şu anda ne yaptılar? Türkmenleri birbirine geçirdiler, birbirine girdirdiler. Birbirine karşı olan Türkmen daha da fazla karşı karşıya getirdiler. Aynı zamanda Türkiye devletinin bazı kurumlarının Türkmenlere karşı birbirine karşı karşıya getirdiler. Türkmenlere karşı karşıya getirdiler. Maalesef bu da ne Türkiye'ye, ne kurumlarına, ne de bizim Türkmenlerimizin geleceğine fayda getireceğine inanmıyorum. Zarardan başka bir şey getirmez. Bu insanları Türkmenler dışlayamıyor mu peki Ali Bey? Yani efendim 3,5 milyon insan var. Biliyorsun bizim içimizde her türlü insan var. Yani her millet içinde olduğu bizde de vardır. Menfaatçi insanlar, maslahatçı insanlar, efendim çıkarcı insanlar, rantçı insanlar bulunur. Bunlar bu bölünmeyi istifada gördüler, bu Türkmen 5-10 kişiyi geçmeyen Türkmenler. Maalesef bazı bu işin nereye gittiğinin farkındadır. Bazı da farkında olmayarak bize zarar vermeye çalışıyor. Halbuki biz Türkiye'nin bütün devletinden, derneklerinden, kurumlarından Allah razı olsun gayet bizi kucaklıyorlar. Gereken yardımı yapıyorlar. İnsani yardımların hepsini yapıyorlar. Bazen de tabii orada Türkiye'de, Suriye'nin içinde kendimizi savunacak kadar bazı şeylerde, malzemelerde takdim ediyorlar. Kendimizi, sivil insanları, yerimizi, yurdumuzu savunacak kadar. Bunları yapıyorlar ama biz büyük bir şekilde silah var bunlar. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Söz konusu değildir. İşte almıştır, satmıştır, falan almıştır. Bunlar hep çabın atmadan başka bir şey değil. Bana karşı bir sürü iddia vardı. Ali Beşir işte Türkiye almıştır, gitmiş, satmıştır. Bunlar asılsız insanlar. Yani aslı yok olan bir şeydir. Biz Türkiye'den bu kadar bir şey almadım ki orada gideyim satayım. Ama kendimizi savunacak, gerçekten inkar edemeyiz. Çok cüzi bir şeyler savunacak kadar sivillerimizi, yerlerimizi, yurdumuzu, işte çoluk çocuğunu savunmak için bir şeyler, çok cüzi bir şeyler olmuştur yani. Peki bu sayılmayacak kadar. Yalan habere karşılık bir yalanlama yapılmadı mı Ali Bey? Yayınlanan habere karşı Oda TV'de bir yalanlama yapmadınız mı? Habere bir yalanlama getirmediniz mi siz? Şimdi habere yalan, ben geçsem beni kabul etmez ki. Yani bir açıklama, yazılı açıklama yapılsaydı. Bunlar Oda TV kendine uygun insanları seçerler efendim. Yani ben şimdi gider ben bunları yanılırım, beni kabul etmezler ki. Böyle bir iddia, bunların hepsi iddia. Sadece Türkmenlerin geleceğinden oynamak,
ve Türkmenle Türkiye devletini karşı karşıya getirmek benim görüşüm budur. Bundan başka bir şey değildir. Peki şu anda sizin Türkmenlerin Türkiye hükümetiyle ilişkisi ne aşamada? Yardımlar alabiliyor musunuz şu anda? Efendim bizim Türkiye'nin bütün kurumlarından devletin burada Türkmen meclisimiz var sivil. Orada askeri işte az da olsa askeri şeylerimiz var. Halep'te, Latkıya'da, işte Musaydın, Şam'da, Humus'ta, Hama'da, İdlib'de, Rakka'da bunlar da var. Ama ilişkimiz çok iyidir. Bize kucak açmıştır. Allah razı olsun. İnkar edemeyiz. Türkiye'nin iyiliğini bütün Suriyelilere inkar edilmeyecek kadar yüksektir. Aynı zamanda özel olarak Türkmenleri de hep kucaklamışlardır. Hep benimsemişlerdir. Hep yanımızda olmuşlardır. Ama bunu istemeyen kişiler işte bunları ortaya atan bu fikirler, bu dedikodular bunun bizle Türkmenlerle Türkiye'nin özellikle arasının iyi olmasını istemeyen kişiler bunlardır. Konuşan. Oda TV'ye konuşan ve bu raportajları veren. Biz Türkiye'nin hiç bugüne kadar bir problemimiz olmadı. Yani istediğimiz zaman gidiyoruz. Kurumlara, derneklere herkes bize kucak açıyor. Hükümet her zaman bizi karşılıyor. İhtiyacınız ne vardı? Yiyecek işte insani destek olarak. Hiç kısa her türlü yardım yapıyor Türk hükümeti. Hiç kısa kırmadı. Bunu kim bunun aksini söylerse ben hazırım karşında karşı karşıya televizyonun hangi kanalda gelmeye. Yani bize çok güzel şey yaptı. Ama bu bize yaptıkları, uzattıkları elleri insanlar uzatmamaya çalıştırıyor. Aramızdaki şeyleri, ilişkiyi, güzel ilişkiyi bozmak. Kesmek. Yani bindiğimiz dalı bize kestirmek istiyorlar. Yani sonuç ne olacak peki sizce? Ne olur sonuç? Sonuç bizim şudur. İnşallah şöyledir. Yeni bir teşkilat, askeri teşkilat olmasını düşünüyorum. Bu teşkilatta da yeni bir oluşum var şu anda. Oluşum yeni bir olmaya çalışıyor. Yapılanmaya çalışıyor. Benim de görüşüm şu. Bu yapılanın içinde ben dahil eski komutanlık yapmış insanlar, ben dahil önce ben olmak üzere ne kadar insanlar varsa üzerine komutanlık yapmış onların olmaması lazım. Yeni insanlar, yeni yüzler, yeni şeyler, daha güzel insanlar, daha seçkin insanlar gelmesini temenni ediyorum. Şudur, biz yaptık. Elimizden gelen iki buçuk, üç sene kadar ben o askeri meclisin şeyinde kaldım. Başlangıcının sonuna kadar. Benden sonra komutanımız geldi. Tümen komutanı geldi ben ayrıldıktan sonra. Yani biz bir şeyler yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar, elimizin yettiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, bildiğimiz kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Yaptık. Ama bu arada hepimizin de hatası olabilir. Hata olabilir. Bende de var hata. Başkalarında da var. Bu hatalar tekrarlanmaması için yeni yüzlerin gelmesini istiyor. Ayrıyeten tabii hatadan hataya fark var. Şimdi bir hata var. Yanılırsın affedilecek bir şey. Bir de yani işte dedikodu olduğun bunlar dedikodudan olmadığını düşünüyorum. İşte satmıştır. Yapmıştı. Eğer gerçekten bunu yapan varsa eğer gerçekten. Şimdi mıştır mı diyor tımı sattı mı diyor mu satmıştır mı diyor. Kim? Yani o yani kesin ifade mi var? Satmıştır. Bunların hepsi iddiadır. İddiadır. Evet. Öyle bir şey aslan yok iddiadır. Ama gerçekten hani bir şeyler olsa da bunu satmış olan insanlar varsa mutlaka cezasını çekmesi lazım. Bu yanılma değildir. Elindeki cephanayı veya bulunan işte erzakı veya gelen yardımları bunu satmak ihanettir. Hainliktir. Bu ihanettir, hainliktir. Bu kişiler ben başta olmak üzere böyle bir şey varsa cezamızı çekmemiz lazım. Kesinlikle. Ben de bu konuda ben ve bütün komutanlar gelip de bu şey eski bu iddiaya sahipleri gerçekten bile hainlık yapan insan varsa herkesin cezasını çekmesi lazım diye düşünüyorum. Çekmesi de lazımdır. Kesesine kalmaması lazımdır. Efendim giden yardımları satacaksın. Elindeki bilmem neleri satacaksın. Eğer varsa silah diyorum. Eğer varsa alınmışsa. Ki ben de hiç öyle bir şey de yok zaten. Ben en büyük tühmet Ali Beşir olarak ilk başta diyorlar bu işi işte silahın almasını vermesini bilmem. Kesinlikle öyle bir şey. Ben almadım. Gerçekten de almadık.
alan varsa ispat etsin. İspat etsin, buyursun. İşte ben canlı yayından buyursunlar ne zaman isterse, kimin ispatı varsa almış. Almadık ki satak. Peki almayan şey tamam satılın, kime satılmış bir de bu? Yani ne diyorlar, kime satılmış? Şimdi efendim, şimdi şöyle diyor, işte IŞİD'e satılmış diyor, bir PKK'ya satılmış diyor, ona satılmış. Mümkün abi, ya böyle bir şey. Kime satayım? Ben satılmış, sattığı isterse bir tüccara satıldığı yer mühim de, ama satmak çok kötü İhanet bir şey. Ya. İhanet bir şeydir. Satmak çok kötü bir şeydir. Aynı zamanda tabii bunların bir sürü dedikodu var. İsim olarak zikrediyorlar, şey olarak zikrediyorlar, kurumun ismini zikrediyorlar. Bunlar yalandır, dolandır. Kesinlikle asılsız olur. Kim aslı var derse gelsin canlı yayına ver ispat etsin. İspat tartışalım öyle. Gelin canlı yayına tartışalım diyorsun. Tartışalım. Kimin ispatı varsa bu söyleyen kişilerin, söyleyen bu rantçı, işte liderlik peşinde bir şey koltuk kalkmasını yapan insana buyursun, ispatlarını getirsinler. Aynı televizyonda biz canlı yayında karşılarım genelde. Ama bütün cephedeki Türkmenleri kötülemek demektir bu şu anda yani. Böyle bir çamur atmak. Hocam, şimdi yalnız cephede değil, yalnız Türkmenleri değil. Bugün Türkiye devletine ve kurumlarına da çamur atmaktadır. Evet, evet. Bize, beni, özellikle ben kendi şahsıma ödüyorum, beni en fazla da üzen bu. Biz burada 3 seneden beri, 3,5 seneden beri 50 tane kanala çıkmışız. Hiçbir zaman bize sorarlar bunu. Almadık ki, söyleyelim. Alınmayan bir şeyi nasıl söylersiniz siz? Asıl olmayan bir şeyi nasıl söylersiniz? Almışsın, satmışsın bir de. Yani bir aldığımı ispat et, bir de sattığımı ispat et. Böyle kimin böyle bir şeyi varsa biz canlı yani, kimin böyle bir şeyi varsa Hodri meydan. Hodri meydan, buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Buyursun gelsin ne varsa. Herkes duysun, ben duyurmak da istemek, sesimizi duyurmak için geliyorum. Kimin neyi varsa buyursun, evraklarını, ispatlarını getirsin, koysun masaya. Benim de gerçekten böyle bir şey var, cezamı çekmeye hazırım. Benden herkes de cezasını çekmesi lazımdır. Yani bu öyle şahısla ilgili. Bak benim davam buraya geldim, ben şahsımla ilgili değildir. Türkiye, bize el uzatan Türkiye devleti, dernekleri, kurumları için birinci derece, ikinci derece bizim Türkmenlerin geleceği için ben buradayım. Benim şahsıma bir şey söyledim. Daha önce de yazan çizenler oldu. Ben kimseyi böyle televizyona çıkıp da onun karşısında söylemedim. Çünkü söylemem de şahsım olunca. Şimdi ben genel gibi olurum söylersem. Yani söylersem onların seviyesini inmiş olurum. Efendim bir şey alınmadı. Bir şey de ne de satıldı bir şey. Anladım. Ve siz Ali Beşir olarak ben hiçbir zaman koltuk derdine değilim şu anda diyorsunuz. Ben zaten bir sene önce ayrılmışım. Ayıldım. Ama ben davamdan vazgeçmiş değilim. Ben davamı kötülerin de Türkmen Meclisi'ne gelmesini engelleyeceksiniz. Yani kötü insanların da. Biz elimizden geldiği iyi insanların gelmesini isteriz. Bakın biz ayrıldık. Herkes koltuk hakime baki kalmaz diye bir söz var. Bu koltuk herkese de kalır. Bir geldik bir devre gittik. Tamam gittik. Başkası gelsin. Bizden daha belki becerikli olur. Temennimiz bizden becerikli olur. Daha fazla becersin, daha fazla kazansın. Daha fazla başarı göstersin sahada. Buradaki siyasetlerimiz başarı göstersin. Evet, şimdi hemen son olarak neler söyleyecek bu şeyle ilgili? Şu bedek iddialarla ilgili. Bi hal iddiaat illi mektuba bil hada ايش بدك تحكي? Avval şey sahafiye استغلت موضوع اللغة ولعبت عليه. Şimdi bu gazeteci sonra şunu söyleyeyim. Bizim diyor Türkçe bilmememe istismar etti ve oyununu oynadı diyor. اثنين اقدم اعتذاري للشعب التركي كامل لان حاولت هذه الصحفيه وجود مشكله او فجوه بين الشعب التركماني والشعب الام هو الشعب التركي. Ben diyor huzurunuzda Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm insanlardan özür diliyorum diyor. Bir yanlışım tabii olduysa. Bunlar diyor bu, çünkü diyor bu aynı zamanda yani Türkiye'nin, Türkmenlerin gerçekten çok büyük zarar verecek. Ben özür dilerim diyor söylediklerim için. Müşan tistafid li ba'd masalih şahsiye khassa fiyye حاولت اغراق الشعب التركماني بمشاكل ما له علاقه فيها. Yani diyor bazı şahsi çıkarları için diyor kendisini veya kurumunu bilmiyorum diyor. Bizi bu hala
getirdi diyor. Bu yanılgıya düşürdü diyor. Mukafet hazihi meşakil lati tekellemna anha. Nahnu an tariq hazihi sahafiyye. Hazihi meşakil Türkmeniye Türkmeniye. Hazihi meşakil Suriye. Bu olunan şeyler diyor Türkmenlerin birbirinin arasında olan bir şey aslında diyor. Buraya intikal etmemesi olan bir konu. قد نكون كنا نفسيا مزعوجين نتيجة الحرب بالداخل السوري ونتيجة التهجير ونتيجة المعاناة استغلت هذا الموقف ونقلته إلى مكان آخر. Bizim diyor işte mülteciyiz, burada gelmişiz, oradan buraya psikolojik durumumuz var, şeyimiz var diyor. Bunu istismar etmeye çalıştı diyor. فلذلك نتمنى أن تكون هذه الأمور نحن نقول نعتذر من الشعب التركي ونقول هذه الأمور هي سورية هي تركمانية تركمانية داخل الدائرة السورية داخل الدائرة السورية الحكومة التركية ليس لها علاقة ونحن جبهة بالداخل لست علاقة ونشكر الحكومة التركية على كافة المساعدات الغذائية والطبية التي قدمتها. Biz diyor bu içimizde olan bir şeyi buraya yaymamız lazım diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletine, insanlarına bize verdiği yardımlardan sonra çok teşekkür ederiz diyor. Ben de bunu şey. Tabii. Buyurun efendim. Hemen son sözü size vereceğim. Şimdi şöyledir efendim. Şimdi tabii bu şeyin yazısı bes bu değil. Yalnız bu değildir. Bazı şeyler de yani bir Emin Genç diye bir arkadaşımız da epey ikinci dizisinde yazmış. İşte gene dedikodudan ibarettir. Falan almış, falan satmış. Maalesef bazı kurumun adını söyleyerek Türkiye'nin bazı kurumlarının adını söyleyerek yazmıştır. İsimler olarak yazmıştır. İster benim ismim, ister başkasının ismi, ister o kurumun ismine söylenen lafların kesinlikle yalan olduğunu tekrarlıyorum özellikle. Özellikle bir şey varsa buyursun gelsin şeylerim. Aynı zamanda inşallah bundan sonra temennimiz bu rantçılar, bu koltuk kavası yapanlar kimseyi istismar etmesinler. Bir şeyleri varsa gelsinler yüz yüze konuşalım. Türkiye, Türkmenlere zarar vermesinler. Yeter artık. Zaten biz o kadar kötü duruma gelmiş ki Türkmenler daha da bizi kötü duruma düşürmesinler. Lütfen bir şeyler varsa iddialarla gelsin şey edelim. Efendim çok teşekkür ederim. Kanal 5'e çok teşekkür ederim bizi misafir ettiği için. Allah razı olsun. İnşallah bu gibi şeyler inşallah bir daha olmaz bu Türkmen. Temennim yani. Tabii ki bizim her türlü insan temenni ederim bu işler bizim aramızda olmamasını. Şöyle basit diyeyim mevzu yani. Bir şey. Ma kaddemethu al-hukume Türkiye ve şa'b Türkiye li-şa'b Suri min ihtidan ve min musaadat lem yuqaddimu al-alam li Suriye mujtama. Yani diyor son sözüm hadi ahir şey. Son sözüm diyor Türkiye'nin Suriye insanlarına verdiği yardımı diyor tek başına ve bütün dünya bütün Suriyelilere ettiği ya dünyanın bütün ettiği yardımın daha fazlasını Türkiye etmiştir diyor. Ben de buna katılıyorum tabii. Allah razı olsun. Devletimiz baki kalsın. Ben buradan yine tekrar bütün derneklere, kurumlara, hayır sevenlere, vatandaşa, Türklere her şeye sonsuz teşekkürümü sunarız gene. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sağlık versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, canlı yayın son noktanın konu Suriye Türkmenleri Tugayları eski komutanı Muntasır Çavuş, Tugayları Muntasır Çavuş ile yine Halep Türkmenleri eski askeri meclis başkanı Sayın Ali Beşir'di. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve hem Suriye'deki Türkmenlerin durumu ile ilgili hem de Oda TV'deki yayınlanan yazı dizisindeki iddialarla ilgili konulara açıklık getirirler. Başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.